Ama çocuklar için sanki biraz tehlikeli gibi Filiz. Ha evet, şu kanal değil mi? Şu bahçeye bir yüzeysel bakmıştık. Ekili dikili bir alan yok ama gayet geniş bir bahçe var. Biraz bakıma ihtiyacı var. Siz de gördünüz. Onun haricinde belki olumsuz olan şeylerden bir tanesi aslında şu bahçe. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay, evet arkadaşlar, birden ışınlandık buraya. Bu hafta artık ev bakmalara başlıyoruz. Üst üste birkaç gün burada ev dolaşacağız. Bugün de iki taneye bakacağız aslında. Önce bir diğerine bakalım. Onu çok, çünkü içimize sinmedi, orası olmayacak gibi. Ya orada çok fazla tadilat gerekiyor. Çok tadilat gerektiren ve bize biraz sanki uygun olmayan bir yerdi. Evet, o yüzden şimdi bu eve geldik. İçine de bakacağız buranın. Bakalım bahçesi vesairesi nasıl? Şimdi bugün iki tane ev bakacağız. İlki bu. Ama bu çok tadilat gerektiren bir ev. Sadece dışı değil, içinde de tadilat gerekiyor. Ama bahçesi tabii, falan güzel. Evet tabii, yani kira ne istiyor? İşte yapacağımız tadilatlar kiradan düşer mi vesaire, onları bir görüşmek gerekiyor. Şöyle bakalım istersen Deniz. Ortancalar var. Evet, sen hep ortanca istiyordun. Güzel, evet, biraz eski bir köy evi aslında tam. Yolun hemen yanında ve bir dere geçiyor. Ama çocuklar için sanki biraz tehlikeli gibi Filiz. Ha evet, şu kanal değil mi? Tabii Mia hele. Atlar için yani. Aynen. Çıp çıp. Şuraya baksana. Burası. Ama yeşillik çok güzel. Niye sürekli orada olur? Diğer evlerle herhangi bir sınır şeyi yok. Yok. Peki sınır burası herhalde. Evet. Tek bahçe alanı da burası ama oluyor o zaman. Ama ekili bir şey yapamayız hemen. Burada yapamayız evet. Arkada yeri yok. Arkada yeri yok. Bu kadar. Bir şey söyleyeyim ama şey, şu kapının şu girişi benim çok hoşuma gitti burası. Benim de. Yani bir elden geçse, değil mi? Çok güzel olabilir. Evet, güzelmiş ya. Güzel. Ama biz bence diğer alternatifimize doğru gidelim. Evet, burada evet. Hiç vakit kaybetmeyelim. İlk alternatifimiz değil zaten. Sadece yolun üstünde bakacaktık. Olduğu için. Evet, ilk önce buna baktık. Şimdi Kuzuluğa gidiyoruz. Bahçesi daha büyük. Evet. Geç şöyle arkaya doğru bir bakalım. Tabii gene her yerin bakıma ihtiyacı var. Aynen öyle. Meyve ağaçları bayağı var ama ekili bir yer burada hiç yok, ekmemişler. Bu bahçe geniş. Evet. Ekili bir yer yok. Şuraya baksana. Bu ne? Bu ne? Erik mi bu? Erik mi? Erik herhalde. Bakayım. Erik herhalde. Böyle bakarsak eve. Ev de burası. Şu bahçeye bir yüzeysel bakmıştık. Ekili dikili bir alan yok ama gayet geniş bir bahçe var. Şimdi de evin içine bakalım. Böyle bu ana kapı değil aslında, anladım. Bu eskiden böyle sahanlıklar olurdu ya girişte, hani karşılanmış. Burası sonradan kapatılmış. Evet, şurası. Ufak yine tabii tadilatlar gerekiyor. Orası ayakkabılık vesaire gibi, burası da sahanlık gibi işte. Burası böyle bir oda gibi olmuş aslında. Evet. Ve eve giriş. Ya ilk karşılama böyle yapılırdı ya eskiden evlerde hani. Ya eski yapılar şimdi. Evet. Baktığın zaman burada şöyle bir mutfak var. Mutfak burası. Tabii eski bir ev. Öyle ama Amerikan mutfak. Burası da. Evet. Kokusu falan yok ama. Evde. Yok, rutubet kokusu rutubet yok. Yok. Ama bir süredir boş herhalde burası da. Burada şöyle bir oda var. En geniş oda bu mu acaba? En geniş oda bu. Burası olursa şöyle yatak odası. Yatak odası mı olur burası? Başka oda yok ki yatak odasını koymalı. Bir de öbür ufak oda var. Ha, bunu doğru. Göstereceğiz.
Aa, doğru. Burası iki katlıymış herhalde arkadaşlar. Şöyle tavana bakarsanız burası merdivenle yukarıya çıkış yeri. Daha sonradan böyle tadilatla ikiye İkiye bölmüşler. bölmüşler. Şurada lavabosu var. Evet. Biraz karanlık buralar ama Ama ampuller banyo yok. Tuvalet okey tabii İşte banyo. banyo burası aşkım. Nasıl bu kadar Sen mı? tabii lüks lüks evlerden geldikten sonra Ha yok, bir de şöyle bir lavabo böyle. biraz alan da yapmış. Evet. Ha, anladım. Bir de burada şöyle şu an çok karanlık ışığı yok. Çok Penceresi de ufak yok. penceresi de olmayan bir pencere var da kapamışlar Şey, onu. ışık alan Bir yerdi. oda var. Yani bizim aslında anladığım şey şu. Biz öyleyse oturma odamızı buraya koymalıyız, televizyonu filan. Öyle Evet, mi? evet. Yan tarafa şey, Yatak odası. yatak odası. Şurası da hani kullanılabilir. Ama çocuk odasını nasıl yapacağız? Şimdi daha zaten bilmiyoruz hepsinin artılarını, Evet, eksilerini değerlendirmek değerlendireceğiz. Fiyat lazım. olarak çok makul bir kirası var buranın. Şu an bizim ödediğimizin neredeyse üçte biri kadar bir kira istiyorlar arkadaşlar. Aslında konu olarak daha güzel. Konum olarak Şu çok anda iyi. Kuzuluk'tayız. Şimdi drone'la zaten göreceksiniz Evet, konumunu da. Kuzuluk'tayız. Yani termal otellere çok yakın bir noktadayız. Onun dışında dümdüz zaten. Arazisi falan da çok güzel. Fakat Şimdi bahçeye çıkalım bir daha o bakıma zaman. ihtiyaç var. Hani burada da büyük bir alan var çünkü ama hani burası ne olabilir? Yani biraz Buraya oturma alanı mı yapacaksınız? oturma alanı olabilir. Biraz şey olarak belki soba kurulabilir buraya. Bak soba yeri var. Belki günlük burayı düşüneceğiz ya da. Hani günlük burası olacak. Hani burası da mutfak gibi belki o masamızı falan. Mutfak çalışma odası gibi yapabilirsin belki kendini. Çalışma odası derken bilgisayarını falan koyduğun işte. Baktığınız zaman buradan da bahçesi gözüküyor. Çok geniş bir bahçesi var. Yani önü sağ, solu, arkası çok güzel. Ama tam bir köy evi. Bahçe tam bir köy evi aynı. Tam köy evi. Yani çerçeveler, hani o girişteki o işte Karşılama sahanlık alanı. şey. Tam köy evi yani. Mutfakta biraz bir moderne kaçılmış hafif. Ama onun için tam köy evi yani. Aslında çok oda tren gibi. Evet. Burada da mesela hani girişte de bir alan var sonuçta, Bu daha düzgün kapatmış. bölünse aslında değil Evet. mi? Hani Yani planlı düzgün bir 2 artı yapılsa 1 çok olabilirmiş. güzel olurmuş, evet. Burada da bir otoparklık alanımız var böyle. Evet arkadaşlar evimizi az çok gördünüz. Biraz bakıma ihtiyacı var ama hafif şöyle artılarından eksilerinden bahsedecek olursak ev biraz ufak. Yani 1 artı 1 gibi ama 2 artı 1 kullanılacak bir alanı var. Biraz bakıma ihtiyacı var. Siz de gördünüz. Onun haricinde geniş bir bahçesi var. Yani şöyle gözüküyor mu orada bilmiyorum ama bu alan ve evin şöyle buradaki bahçesi ve evin böyle buradan bu tarafa böyle arkaya doğru bahçesi bizim kullanım alanımız olacak. Ekime dikime müsait. Kuyu suyu var. Evin artısı hani fiyat olarak çok uygun, çok ucuz. Bizim diğer alternatiflere göre. İçeride söylemiştim yani bizim şu an oturduğumuz evin üçte birinden daha az bir kira burası. Konum olarak çok güzel bir yerde. Kuzuluğun hemen yanında yani buradan yürüyerek o kuzuluğun meydanına gidebiliyorsunuz. Evde çok fazla tadilat var, yapılacak işler var. Onun haricinde belki olumsuz olan şeylerden bir tanesi aslında şu. Bahçe 3 ailenin kullanımına açılmış durumda. 3 aile kullanacağız. Ve şey, ekili bir alan şu anda yok. Hani neresi olur onları bir konuşmak gerek. Biz nereye ekebiliriz, dikebiliriz. Çünkü şu anda öyle bir alan yok. Tabii bizim hummalı ev arayış sürecimiz devam ediyor. Burası tek alternatifimiz değil. Tüm alternatiflerimizi bir belirleyelim. Yine kararını hep birlikte veriyor Evet, olacağız. hepsini Paylaşıyor size bir olacağız şimdi. gösterelim. Evet. Hepsini size gösterdikten sonra ortaklaşa bir karar vereceğiz Evet. arkadaşlar. Gelmişken bir de değirmen varmış burada. Oraya geldik. Bayağı aktif. Şu an çalışan bir değirmen. İçeride de bir değirmenci amca var. Hadi gidelim de. Ve kedi kesici.
Tütünü yesinler seni. Merhaba amcacığım, kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol, hoş geldin. İçeriği çekebilir miyim? İçeriği çekebilir miyim? Mısır öğütüyorlar. Evet, mısır mı? Bizim adalarda çok güzeliz. Biz de mısır çürekleriz, Karadeniz. Nasıl küçük bir Karadeniz olarak. Amca tek başına çalışıyormuş. Diyor, zor olmuyor mu? Yok diyor. Ne kadardır faal amca burası? He? Ne kadardır çalışıyor burası? Kaç senedir? 60'tan beri var. Ya. Çok uzun o. Maşallah. Maşallah amca. Kolay gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Bay bay. Burası işte şey, suyun gücü. Suyu oradan getiriyorlar, kıstırıyorlar. O değirmeni döndürüyor ve mısırı un haline getiriyor. Şurada da şelaleler var, onları göstermek istedim. Evet arkadaşlar, çok güzel bir ortam. Arkadaşlar bu kadar güzel ve aslında gelmesi zor bir yer. Ama bakıyorsunuz şurada bir tane pet şişe var. Burada keza yine bir pet şişe var. Çöp atanlar bizi yalnız bırakmıyor. Ah çöp atanlar ah. Vallahi o kadar güzel yerler ki değil mi? Evet. İnsan öyle hayretler içinde kalıyor. Belki Muğla'ya gideceğiz, belki burada kalacağız ama eğer gideceksek gitmeden burayı da gördüğünüz için gerçekten çok yani memnunum. Şu alan özleyeceğimiz yerlerden biri olacak o. Evet. Kesin çok güzel bir nokta. Hani daha önceden ben burayı bilseydim kitap okuma vesaire noktamız olarak buraya da çok fazla gelebilirdik. Evet, gerçekten mükemmel bir yer. Evet, şu an olduğumuz yer. Gelmiştik ama burayı bilmiyorduk yani, kez geliyor. Çok serin. Mesela yeni eve taşınırsak artılarından biri buraya 2 dakika yürüme mesafesinde. Direkt yürüyerek buraya gelip buraya sandalyenizi koyup kitap okuyabileceğiniz, sohbet edebileceğiniz. Evet. Dışarısı şu an çok sıcaktı. Burası inanılmaz derecede serin ve güzel değil mi? Böyle klimalı evet. gibi bir yere sahip. Artılara bunu da ekleyelim. Evet. Ben giriyorum suya. Ben de girdim suya. Yapacak bir şey yok. Şimdi şu arkayı çekebilmek için geldiğimiz yeri göstereceğim. Filiz gene terliklerle. Nereye görüp paçaları sıkıyorum bak, görmeden değil. Senin ayaklarını yerim ya. Çok güzel yerler ya. Gezdik, gördük, çok güzel. Evlere de baktık. İşlerimizi artık hallettik. Hızlı eve dönmemiz lazım. Çünkü İstanbul'dan misafirlerimiz var bugün. 2 tane abonemiz geliyor. Evet. Bakalım kimler geliyor. Birazdan göreceğiz. Sürpriz olsun. Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir eve geldik ama siz onu bir sonraki videoda izleyebileceksiniz. Evet, şu an bir sonraki evin bahçesindeyiz aslında. Evet. Sizin için video çekiyoruz. Ama bugünlük videonun sonuna gelelim, değil mi? Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu da beğenirseniz çok seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet, şimdi neredeyiz Filiz? Evet, daha önceki videolarda bahsetmiştik. Niyam yavaş ya, yavaş. O içer de bu barayı maşallah. Biraz iştahlı. Bölüm geçiyorum. Odalar içeride, mutfak. Belki evimizin bahçesi olacak belki yerden. Belki evimizin bahçesinden sesleniyoruz. Bak abiye. Başta Mücahit abiye çok teşekkür ederiz. Mücahit. Bu arada
Mücahit benden ufakmış. Abi konuşurken... de mi? Müco diyeceğiz. Bundan gayrı Müco'dur kendisi. Ortaya çıkardık. Mücahit abinin direkt Müco'ya geçiş. Hızlı bir geçiş olacak Müco'da. Yani istediğimiz o komşuluk ilişkilerini burada bulabiliriz gibi geldi. Şayet hani Muğla işi olmayacaksa değil mi? Sanki burası bizim için güzel bir yermiş gibi hissediyoruz. Ama bakalım tabii kesin konuşamayız. Birkaç yer daha var göreceğimiz. Ona göre bir son kararımızı vereceğiz. Bu arada kira konusuna gelirsek yine şu an mevcut